Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim, kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun ki bizler de iyiyiz. Allah'ım bu günlerimizi de aratmasın. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Bugüne kadar da bana bu yolda destek olan herkesten Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz benim için değerlisiniz. Şimdi ağırdayım. Hayvanların samanlarını verdim. İyiler. Bugün sizlere şey anlatmak istiyorum. Yeni inek alacak mıyım? Bu inekleri satacak mıyım? Efendime söyleyeyim. Bugüne kadar hayvancılıktan para kazandım mı veya şu an kazanabilirim mi veya hayvancılıktan para kazanılır mı gibi bazı şeyleri böyle kısa kısa size anlatacağım. Şimdi ilk önce şundan bahsedeyim size arkadaşlar. Yeni bir inek alacağım Allah'ın izniyle, hayırlısıyla. Şu an araştırma içerisindeyim. Güzel bir inek almak isterim, almışken, para vermişken güzel bir ineğe para vermek isterim. Normalde Danimarka Jersey hayvan alacaktım. Ondan sonra bazı aksilikler oldu. O işimiz olmadı, alamadık. Şimdi böyle bir ithal hayvan değil de normal bir Karadeniz Jersey diyeyim, Tonya Jersey diyeyim ise böyle kaliteli bir tane alacağım, almam gerekiyor. Almam gerekmesinin sebebi de şu: bu sene hayvanların birçoğunu satacağım, kaybedecek yani. Kimini Ramazan'da, kimini Kurban'da, kimini meme üstü olarak hayvanlar satacağım için yani besiye çekmemiz lazım. Bu da ne demek? Çabınızdan yadırmak demek. Artık kurbana bu sene danam veya tosunum yok. 2 tane inek vereceğim kurbana bu yıl. Onların da memesini bıraktığımız zaman kalıyoruz 2 tane ineğe. Bu da ne demek olur? Yani gelirimiz az, giderimiz fazla olacak. 2 inekle dönüşemem. Öyle bir şansım, ihtimalim yok yani. O yüzden güzel bir inek almam lazım, gerekiyor. Allah'ın izniyle de alacağım bir aksilik olmazsa. Şimdi bu arada şeyin de cevabını vermiş olduk. Sıyırları satacak mı, satmayacak mı diye. Diğer bir husus da şu. Şu an yeni bir iş peşindeyim. O iş nedir? Söz konusu dillerde olan devlet destekli, güya devlet destekli Amerika'dan ithal ortalama 7 aylık gebe düveler getirilecekmiş. Bildiğim kadarıyla bir tanesi 3000 dolar, yani 55.000 liralara tekabül ediyor bu da. Projede şu şekilde: Ziraat Bankası galiba bildiğim kadarıyla size kredi verir bu hayvanları almak için. Atarım 4 taneye mi yazıldınız? 4 tane çıktı mı? Size ona göre atarım 200 bin lira kredi verir. Hayvanların parasını devlet ödüyor. Hayvan başına da 15-16 bin lirasını devlet hibe ediymiş. 2 sene ertelemeli, 2 sene ödemiyorsunuz. 5 sene boyunca, yani toplamda 7 senede bu hayvanların parasını ödüyorsunuz. Böyle yani bu şekilde bu proje onaylanırsa, yani gerçekten onaylandı diyebilirim. Haberi bekliyorum şu anda benden. 4 gözle takip ediyoruz, haberi bekliyoruz. Yani onaylandı diyebilirim. Hayvanlar seçilmiş güya, yani öyle söylendi. Ama işte ne hikmetse hala başvurular açılmadı. Eğer ki bir aksilik olmaz da başvurular açılırsa 4 tane İtalyan Amerikan Jersey'e başvuracağım. Allah'ın izniyle bakalım ne çıkar, çıkar mı çıkmaz mı gibi. Bakın göreceğiz onu. Eğer ki o Amerikan Jersey hayvanlar çıkarsa bize, şu an ağrımda olan hayvanların birçoğunu
Bu yıl zaten gidecek. Kalanlar da seneye tamamen gider. Ama tabii ki o hayvanları ilk önce alıp burada bir denemem lazım, görmem lazım. Bakın ben mera hayvancılığı yaparım. Yani ağırlıklı olarak mera hayvancılığı yaparım. Meralarıma uyacaklar mı? Meraya çıkardığım takdirde aynı verimi alabilecek miyim? Daha doğrusu verim alabilecek miyim diye önce bir deneyeceğim. Ona göre elimdeki hayvanları çıkaracağım. Ben elimdeki bazı hayvanlar evet hışır hayvanlar ama bazıları da gerçekten güzel hayvanlar yani. Şimdi kameramı çevireyim. Şimdi misal kara kızdan geçemiyorum arkadaşlar. Niye geçemiyorum? Kara kız benim bu işi ilk başladığım zaman ben bu hayvanla başladım ve kara kız öyle kötü bir hayvan değil. Yani angus buzağı da yapay, simental buzağı da yapay. Yani yağ sütü de normal. Ha, tabii ki bir ithal hayvanın yerini tutmaz. Kırma hayvandır, güzel hayvandır. Ama şu hayvan misal bundan mal olmaz yani. Aksilik olmaz sürece kurbanına gidecek. Şu hayvan karanfil. Yani öyle çok kötü bir hayvan değil. Yani ete dayalı yani besleyeceğimiz zaman çok güzel kilo dağılıyor. Bu da simental angus falan aşıları yapabilir. Ama işte bütün hayvanları vuruyor. Biraz da yaşlandı. Yaylımda hayvanların huzurunu bozay. Ondan sonra ama yugu 5 aylık olduğu zaman direkt süt müt kese atar. Yani hiç yok. Bir bardak süt bilmem alabiliyorsunuz. Bu da kurbanına gidecek. Şu ikisini Ramazan'da kestireceğim. Allah'tan bir eksiklik gelmezse. Şu yaşmaklı da aşılaklı da ama aldığım hayvan güzel çıkarsa üstüne bir de o Amerikan jerseyleri alabilirsem Amerikan jerseylerden bunu da satacağım. Hiç beklemeyeceğim. Meme üstü satacağım. Yani bunu da satarsam elimde kara kız kalacak ve şu en baştaki yadigar kalacak benim elimde. Bir de o aşağıdaki 4 buzayla o bir tane düve kalacak, dana kalacak. Diğerleri komple satılacak. Ha, baktım ki Amerikan jerseylerden güzel verim alırım. Buzağlar hiç gelişmiyor, olmaylar. Şimdi aşıdırlar. Şimdi diyorlar ki misal yok işte onlardan mal olmaz, anası kötü öyle böyle şöyle de o buzağların anaları gerçekten güzel analar. Babaları da çok güzeldi. Şu anki yani benim görüşüm inek olur tipleri var. Yani en azından bizim bakımımıza, bizim meralarımıza çok rahat ayak uydururlar. Tabii ki bir ithal hayvan kadar verim alamazsınız hiçbir zaman ondan ama ben o düşünceye katılmıyorum. Şimdi bir de şu var. Yani ya 3,5 yılımı ben bu işe verdim. Ve hep şunu istedim ki kendimden dişi mal yetiştireyim diye, inek yetiştireyim diye. 3 senedir hayvanlarım hep tosun mosun ettiler. Kimini kurbanla verdik, kiminden kurban olmaydı Ramazan'da kestik. Bu şekilde değerlendirdik. İlk defa bu sene ineklerimin hepsi şey yaptılar. Nedir o? Dişi buzağı ettiler. Şimdi dışarıdan hayvan aldığınız zaman sizin ağrınıza uymay, bakımınıza uymay. Çok sıkıntılar yaşarsınız ve bunun sıkıntısını ben bu sene çok yaşadım. Yani merada acayip şekilde yaşadım. Biri ebirini vuruyor, ebiri onu vuruyor, hepsi birbirini vuruyor. Bu sefer meraya uymaylar. Ağıra koyarsınız aynı kedi köpek gibi. Ve herkes de ihmalini satmay. Yani gerçekten kolay kolayına kimse ihmalini ağırdan kaybetmiş satmay. Zamanı inek de aldık, gördük, olmadı. Yani en iyisi ya ithal hayvan bakacaksın ya hayvanı kendin aşılatarak vesaire yetiştirip bakacaksın. Şimdi öyle ya aldığımız hayvan bakalım ne olacak, ne gidecek, ne kadar verim sürecek atarım, ne çıkacağını bilmiyorum. Bir defa doğup elindeki hayvanları sat çıkar aldığın ya onlardan kötü çıkarsa ne olacak? Bu sefer lap diye kaldın ortada. Yani olur mu? Olmaz. Öyle bir şeye gerek yok. Bunun duygusal bağı da var. Yani evet tabii ki hayvancılığı para kazanmak için yaparsanız hayvanlarla duygusal bağ kurmamanız gerekiyor. Ama biz Karadenizliler bunu yani kurmamamız imkansız. İster istemez kurarız yani arkadaşlar. O yüzden o da zor.
Dediğim gibi yani elimden geldiğince iyi mallar saklamaya çalıştım ama tabii ki bu sene ele tut bayağı bir dökeceğiz. Hayırlısıyla yeni şeylere başlayacağız, yeni işlere. Şimdi şuna geleyim, 3,5 yıl boyunca ben hayvancılıktan para kazandım mı? Allah'a şükürler olsun, para kazandım. Ve elimde kara kız vardı bir dek. Şunun annesi vardı. Şu tananın annesi vardı. O şekilde ben iki inekle başladım ve o zamanlar yani iyi bir, güzel bir markanın 21 protein süt yemi 55-60 lira falandı yani. O şekilde başladım ve cebimde bir çuval yem alacak para yoktu, başladım. Yani şu hayvanların hiçbiri yoktu o zaman. Ve tereyağını 50-55 liralara, sütü 4-5 liralara sataydık o zaman. Ve inanın ki çok da güzel paralar kazandım. Bu hale geldik Allah'ın izniyle. Ama sonra dışarıdan yok tanaydı, yok buzaktı vesaire alınca, şunlar gibi, şu karanfil gibi falan, para kazanamamaya başladık. Yani şunu, onu şöyle açıklayayım. Ben şu anda da para kazanıyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Kazanırım, kazanmayarım diyemem. Ama hayvanlarım melez olduğu için süt verimleri, et verimleri çok düşük. Bakın şunu da söyleyeyim size. Yani ben şu anda şu kısır mısır tayfasını kaybetsem ağırdan, şu elimdeki hayvanlarla bile para kazanırım. Yani cebime bile para kalır yani, inanın ki kalır. Yani o kadar da kötü değil bu hayvanlar ama sağlıklı hayvanlarım az ve verimleri düşük olduğu için şu anda ve elimdeki kısır hayvanlar kalabalık fazla olduğu için şu anda beni tatmin edici paralar kazanamıyorum. Yani şöyle diyeyim size, sadece hayvan baksa yani hayvancılıkla şu anki kazandığım parayla ancak hayvanların karnını öyle doyuruyorum. Bana çok bir şey kalmıyor yani. Neredeyse hiç kalmıyor. Ama dediğim gibi elimdeki kısır hayvanları elimden çıkarsa yine bu işten para kazanırım. Şu anki aklım olsa ne yapardım? Hiç böyle buzak tanala falan uğraşmazdım. Gider bir tane ithal hayvan alırdım. Veya kaliteli bir Tonya jerseyi veya Karadeniz jerseyi alırdım. Bir tane bakardım, öz bakardım. Daha çok verim alırdım. Ama biz o şekilde başlamadık. Hep tane buzak, sığır aldık, arttırdık hayvanları. Bu sefer ne oldu? Aldığımız hayvanların çoğu güzel çıkmadı vesaire. Başladık sıkışma otomatik olarak, normal olarak. Bu da görünen bir şeydi. Diyelim de yani şu anki aklım olsa hiç bu kadar uğraşmazdım yani. Şimdi diyeceksiniz ki Esat, o zaman şimdi şu an kışa geldim, hayvanların sırtında eti yok, bir şeysi yok, ne diye satacaksın? O yüzden istiyorum ki yani biraz daha uyana atalım da nedir işte sattığımız zaman yani bizi tatmin edici paralar alalım onlardan, aldığımız parayla bir iş yapabilelim. Yani aldığımız para bir yere değsin diye şu an böyle uğraşıyorum, bu işi işlerim ama Allah'ın izniyle olacak. İçim ferah, Allah korkut. İnşallah her şey güzel olacak. Şimdi bu işe eğer yeni başlarsanız sizlere öneririm. Dediğim gibi eğer işe yeni başlarsanız yadigar gibi hayvanlara bakın arkadaşlar. İki tane bakın, öz bakın, kaliteli hayvan bakın. Atarım 5-6 tane yedireceğiz. Yarısını bakın, yarısını iki tane hayvana yedirip inanın ki daha çok verim alacaksınız burada ondan. Hem de zahmetiniz çok az olacaktır. Yani yeni başlayanlar böyle hakiki hayvanlara bakın yani. Veya orijinale yakın hayvanlara bakın. Evet piyasa pahalı ama dediğim gibi yani 5 tane 10 tane bakana kadar 2 tane bakın. Çok daha güzel para kazanacaksınız yani, emin olun. Şimdi toparlayacak olursam eğer dediğim gibi yani inek alacağım Allah'ın izniyle, hayırlısıyla en az bir tane inek alacağım. Yani Amerikan jersey işi olsa da olmasa da en az bir tane inek şu anda alıp ağara koyacağım. Allah'tan bir aksilik gelmezse. Elimdeki hayvanların da birçoğunu bu yıl satarım, satacağım yani, kimini Ramazan'a, kimini kurbana, kimini meme üstü olarak bu hayvanları satacağız çoğunu. Yerlerine güzel, daha kaliteli hayvanlar getirmeye çalışacağım. Az bakacağız, öz bakacağız şimdiden sonra.
piyasa malum. Bu işten bugüne kadar para kazandım Allah'ın izniyle. Şu anda kazanamamamın sebebini de anlattım sizlere. Allah'ın izniyle güzel paralar da kazanmaya devam edeceğiz. Evet, piyasa çok pahalı ama bu işi planlı, programlı yaptığınız takdirde demin anlattığım gibi iki tane kaliteli inek baktığınız sürece ve hayvanlarınızda güzel baktığınız sürece bu işten güzel paralar kazanabilirsiniz. O hayvanlar kendini de bakar, yanında hayvan da bakar, artı sizi de bakar yani. O şekilde hayvanları bakın diyorum. Yani başka da sorularınız varsa yani sizler de yorumlara yazarsınız. Ben de bunları cevaplarım yani. Sıkıntı yok. Fikirlerinizi, önerilerinizi lütfen yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın diyorum. Hepinizin desteğini bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.